Sosyal destekleri içeren torba teklifle Bankalar Birliği risk merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda kara liste olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı olanağı geliyor. Bu haktan 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. 10 milyondan fazla kişi ve şirketi ilgilendiren madde, karşılıksız çek ve protestolu senetle kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında yasanın çıktığı Ocak 2009'dan bu yana en kapsamlı düzenleme olacak. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor. Bu haktan ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin ve yapılandıranların Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek. Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak. Şimdi bunu şundan bir silip alalım. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin raporlarına göre Temmuz 2022 itibariyle bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam edenlerin sayısı 4 milyon 144 bin kişiyi buldu. Protesto edilen senet sayısı ise 2022'de 206 bin 419 oldu.